yapıyoruz bugün. Midsummer Festival varmış. Midsummer Festival'in kutlanması için Riga'nın eski Old Town denilen bölgesine gidiyoruz. Bizim evden çıktık. Şöyle çıktım yani. Cansu da birazdan gelecek yukarıda. Hava çok güzel. Şu an hava gece saat 9. Ama şöyle göstereyim. Ama hava aydınlık. Riga'nın güzel yanlarından bir tanesi bu. Ama bu güzel yan kışın çok kötü bir duruma dönüşüyor. Neden diye soracak olursan. Abi çünkü güneş olmuyor. Şimdi 6 ay gündüz, 6 ay gece gibi bir durum söz konusu oluyor burada. Yani gündüzler çok kısa oluyor kışın. Yazın da bir o kadar fazla oluyor. Dolayısıyla insanlar da burada yazın gelişini, yazın ortasına yani 21 Haziran'dan sonra 24 Haziran günü yazın ortası olarak kabul ediyorlar. Dolayısıyla burada onunla ilgili bazı kutlamalar yapıyorlar. İşte panayır yeri gibi yerler hazırlıyorlarmış vesaire falan. Şimdi ben de ilk kez göreceğim. Sizinle beraber ben de ilk kez göreceğim bunu. Cansucuk da geliyor sanırım. Evet bak Cansu da arkadan. Görüyor musun? Nerede kız? Nerede la bu? Hop. Yürüyor. Geliyor Cansu da. Cansucuğum, Midsummer Festival ile ilgili ne düşünüyorsun? Bilmiyorum, bakalım göreceğiz. Ateş üzerinden atlayacaklarmış, böyle dans yapacaklarmış ateş başında. İzleyeceğiz arkadaşlar. Ben hiç zannetmiyorum ama bakalım. Şu an nereye geldik ya biz Cansucuğum? Ya bir parka geldik. Neresi de nereye, hangi park olduğunu bilmiyoruz. Nehrin karşı tarafına geçmeyin dedim, geçeyim. Bak burada arkadaşlar var. Onlarla beraber geldik. Şimdi içeri doğru gireceğiz. Bakalım bir alev malev yanıyor, değil mi? Evet, bakalım izleyelim ne olacak. Ne ateş olacak üzerinden bakalım. Atlayacaklar mı? Hıdrellez'i kutlayacaklar Hıdrellez'miş. Mı? Hıdrellez'i kutlayacaklar mı bakalım. Evet, Cansu buraya gelmek çok istiyordu. Evet, ne kadar çok heyecanlıyım. Evet, burada insanlar sıraya girmişler. Şarkılar söyleniyor. Herkes çok mutlu. İnanılmaz iyi bir ortam var. Ukrayna Savaşı'nın etkileri kesinlikle yok. Evet, burada bir şeyler dönüyor. Çocuklar eğleniyor. Şurada şeyler var. İçi pişmemiş şaşlık. Tavuk. Çiğ tavuk. Hakikaten yine çiğ yapıyor. Yine ateşin üstünde pişiriyor ya. Evet Cansucuğum, ne demek istersin ya? Böyle çok ilginç bir ortam var. Vallahi bilmiyorum ne olacak. Herkes sıraya girmiş. Nereye giriyorlar? Bu sıra niçin var bilmiyorum. Bunlar bakalım. Neyi çekiyorlar? Bunlar bir şey çekiyorlar. Bak yakınlaştırayım göreceksin. Bak herkesin elinde telefon var, bir şey çekiyorlar. Oraya bakalım neymiş, neyi çekiyorlar ona bakalım. Tekerleği görüyor musun? Bu tekerlekle alevi getirdiler ateşinden. Sıvama insanları. Herkes buraya gelmiş buraya. Korona parti. Böyle bu ateş bütün gece boyunca yanacak. Bunun üstüne atlayacak diyorlardı. Nasıl atlayacaklar ben bilmiyorum. Yani. Evet şimdi böyle bir şey alan kurmuşlar buraya. Nasıl derler? Bir amfiteyatro gibi alan kurmuşlar. Burada eski böyle değişik eski pagan tarzı müzikler falan çalıyorlar. Bak zaten bak sen de duyuyor musun? Belki duyuluyordur. Herkes dans ediyor falan. Dörde beşe kadar falan dans edecekler, içecekler falan filan. Ondan sonra sabahın ilk ışıkları da etkinliği tamamlayacaklarmış ama yarın da devam ediyormuş. Yani bugün 23 Haziran, 24 Haziran'da da devam ediyor bu. Evet. Müzik
1'e kadar. Yok müzik yasak sonra falan filan, öyle gericilik yok yani, öyle aptallık saptallık yok. Burada şey var demiştim, hatırlıyor musun? Hani işte insanlar doğayla bütünleşiyorlar falan filan. O kapsamda insanlar böyle yani erkek kadın fark etmeden kafalarına böyle Cansu'nun ve burada İrem'in yaptırdığı gibi şey yaptırıyorlar. Çiçekten böyle taç gibi bir şey yaptırıyorlar ama bizim kızlar kendileri yapmışlar bunu. Normalde başkaları senin adına yapıyor falan. Nasıl geçti? Güzeldi ya, kendimiz yaptık beraber, böyle güzel bir taç yaptık. Evet, güzel gözüküyor zaten. Dön bakalım, şöyle bir bakalım. Yo, hiç de saçma değil, gayet güzel gözüküyor. Gayet de normal gözüküyor, herkes gibi yani, gayet güzel. Buranın yerel böyle bir geleneği. Şimdi burada eğlence devam ediyor dedim ya, burada saat 4'e kadar eğlence devam edecek. Bak şimdi, böyle bir sahne var, sakin sakin böyle kendi kültürlerinden, pagan kültüründen değişik değişik şeyler çalıyorlar işte. Eğleniyorlar. Ama yani böyle oynadıkları oyuna falan bakıyorum, yani bizim kültür, Türk kültürü bunlardan çok daha derin, çok daha geniş, daha zengin. Nasıl söylenir daha doğru, daha zengin. Biraz önce söyledim mi böyle gece 1'e göre, 1'e kadar öyle saçma sapan şeyler yok. Eğleniyor abi adamlar, içmiş adam eğleniyor. Bak aha, nerede saygısızlık, nerede kültürsüzlük, nerede ahlaksızlık? Tekrar ateşin oraya gideceğim. Orada tekrar göreceğim. Bak şurada ateş yanıyor bak ileride. O ateş gitgide büyüyecek. Orada tekrar görüşürüz, hadi bay bay. Evet, ateş daha da büyümüş. Şimdi onun yanına doğru birazcık daha gideceğim. İnsanlar toplanmışlar. Biraz önce burada hava biraz daha aydınlıkken daha çok şey vardı. İnsan vardı. Çok çekmek böyle mümkün değildi yani. Hani öyle bir dizmişler ki, harika dizmişler yani, mükemmel yanıyor. Bu ateş gece 4.30'a kadar devam edecekmiş arkadaşlar. Evet, genel olarak böyle. Şimdi size burada hani yemek yemeye geldik. Yani yemek yemeye geldik dedim, yemek sırasına girdik. Saatlerdir yemek sırası bekliyoruz. Şimdi size çok ilginç bir şey göstereceğim. Burada pişirdikleri, böyle tütsüledikleri bir et çeşidi var. Et çeşidi var dedim, domuz kafası var. Şimdi bak burada domuz kulakları var. Kulaklar pişiyor. Burada yine domuz pastırması gibi şeyler var. Domuzun boynu var. Domuzun toynağı var. Burada böyle şey gibi şeyler var. Kağıt kebabı gibi bir şeyler var. Onun haricinde bak mesela domuz kafası görüyor musun? Domuz kulakları, domuz burnu. Bunları yiyorlar. Tabii burada tavuk mamuk da var. Şöyle geçeyim. Gözlerim yandı. Hülden başka burada da. Aa, bilmiyorum, ben çok tercih etmiyorum ama yiyen de yiyor yani. Bak burada mesela şey yapmışlar. Soğan ve patates kavurması var. Burada bir de bunların kendi özel çorbası var. Şimdi bunlardan deneyeceğiz. Biz muhtemelen tavuk ve şunlardan karışık yaptırırız gibi geliyor. Evet, bir gecenin bir gününden sonuna geldik. Yemek videosunu çekemedim, yemeği çekemedim ama kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü çok karanlıktı. Ama çok hoşuma giden bir yemek olduğunu söylemeyeceğim. Şaşlık dedikleri şey, bu yemek aslında ne biliyor musun? Bizim tavuk şişin çok aşırı kalın hali. Dolayısıyla içi de tam pişmiyor. Bir de deriyle beraber bırakıyorlar. O yüzden çok hoş olmuyor. Ama fena değil. Karnımızı doyurduk. Güzel. Ateşi falan zaten izlediniz. Sıdır ellez gibi bir şey kutluyorlar. O yüzden bence güzeldi. Ben buraya bugüne bir daha gelmek ister miyim buraya? Evet, gelirim yani. Sen ne diyorsun? Bak burada taçlı Cansu var. Evet. Kendi tacımı kendim yaptım arkadaşlar. Hıdrellez için gittik. Güzelce böyle çiçeklerimizi aldık. Sonra daha sonra kendimiz tacımızı yaptık. Bence çok güzeldi. Çok eğlendim. İnsanlar da çok sıcaktı burada. Yemekler de güzeldi. Ben 10 veriyorum ya. Yok, 10 vermeyeyim. Ne 10 vereceksin 8 ya? Veriyorum. 7. 8 veriyorum arkadaşlar. Çünkü ya işte 23 Haziran, 24 Haziran bunlarda ekinoksu nasıl olduğu dönem. Bu işte enleme boylama düşen şey o oluyor. O zaman oluyor. Ondan dolayı bugün kutluyorlar. Güzeldi. Hani böyle işte ateş yakma falan filan güzel bir işte etkinlik. Gelebilirsin, takılabilirsin. Riga'nın güzel yanlarından, Letonya'nın güzel yanlarından bir tanesi de yaz aslında. Keyifli yani buralar yazın. Kışın zor. Neyse. Her şey çok güzeldi. Kendinize dikkat edin. Evet. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Çünkü bunların hepsi bedava arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkürler. Hadi bay bay.